Merhabalar. Ben Patlabet'in yeni şubesinde paylaşayım. Kalite Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Kendi doktora çalışmamın ön kısmını sizinle paylaşacağım. Şunu kapatabilirim herhalde. Üzerinde çalıştığımız konu bir demontaj altı dengeleme problemi ve bunun için geliştirdiğimiz matematiksel modelden bahsedeceğim. Ben biraz hızlı konuşurum. Durdurmak isterseniz durdurabilirsiniz. İlk olarak konuya genel bir giriş yapacağım. Ardından literatürde son yıllarda yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Çalışmamızın genel amacını anlatıp geliştirdiğimiz model üzerine biraz konuşacağım ve çalışma öyle devam ediyor. Gelecek çalışmada neler yaptığımızı anlatıp bitireceğim. İlk olarak demontaj hatlarının asıl başlangıç şeyi olan ürün geri kazanımından bahsetmek istiyorum. Ürün geri kazanımı özellikle son yıllarda bu teknolojinin ve inovasyonun artması sonucu piyasaya yeni ürünlerin girmesi ve eski ürünlerin demode hale gelmesiyle başlıyor ve burada ürünlerin geri kazanımı önemli bir konu haline geliyor. Bahsettiğimiz ürün geri kazanımı atık miktarını en aza indirmek amacıyla belli demontaj faaliyetleriyle eski ürünlerin geri dönüşümü ya da bunlardan yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da aradaki parçaların çıkarılarak yeniden üretime sokulması, atıkların minimize edilmesi kavramlarını kapsıyor. Demontaj işlemleri orijinal üründeki istenen parçalara sistematik bir şekilde çıkartılması olarak tanımlanıyor. Ve bunun genel sebebi yeniden üretim, geri dönüşüm ve de bertaraf etme olarak tanımlanmakta. Demontaj işlemleri tek bir istasyonda, bir hatta ya da demontaj hücrelerinde gerçekleşebiliyor. Literatürde biz sıklıkla demontaj hatları üzerine yapılan çalışmaları görüyoruz. Bu da bize bu demontaj hatlarının etkin bir şekilde kullanılmasını, yani demontaj hatlarının dengelenmesi problemini ortaya çıkarıyor. Demontaj hattı dengeleme problemi toplam iş istasyonu sayısının en küçüğe indirilmesi ya da istasyonlar arasındaki benzer boşta kalma sürelerinin dengelenmesi gibi belirli amaçları bir araya getiren bir problemler bütünüdür. Literatüre baktığımızda ben böyle belirli gruplar altında literatürü biraz incelemiştim. Özellikle son 10 yılda çok fazla çalışma yapılmaya başladı. Normalde literatürde hep montaj hatlarının dengelenmesi problemleriyle karşılaşıyoruz. Ama son yıllarda ülkelerin özellikle bu çevreci hedeflerinden dolayı firmalar piyasadaki eski ürünlerini, teknolojik ürünlerini geri dönüştürmeye başlıyorlar. Bu da literatürdeki çalışmaların sayısının artmasına sebep oluyor. Bu çalışmaları incelediğimizde çalışmaların büyük kısmındaki genel amacın toplam istasyon sayısının ya da boşta kalma sürelerinin minimize edilmesi olduğunu görüyoruz. Normalde dediğim gibi demontaj hattı dengeleme problemi montaj hattı dengeleme problemine benziyor ama bazı özel amaçlar da burada devreye giriyor. Diyelim işte öncelikli zararlı parçaların ilk başta sökülmesi ya da yüksek talebe sahip parçaların sökülmesi gibi bu faktörler de devreye giriyor. Genel olarak ele alınan problemlerde düz montaj hatları dikkate alınıyor ki yaklaşık çalışmanın %95'te bunu görebiliyoruz. Sadece çok özel çalışmalarda işte kapasite yetersizliğini dikkate alan çalışmalarda paralel montaj hatlarını ya da esneklik isteyen çalışmalarda U tip ya da E tipi gibi farklı montaj hatları dikkate alınıyor. Çalışmaların büyük kısmında tek ürün örneği ele alınıyor. Çünkü demontaj hattı dengeleme problemi NP zor bir problem ve normal optimal sonuca ulaşmak çok zor. O nedenle problemi mümkün mertebe küçülterek tek ürün üzerinden işlemler yapılıyor. Ama özellikle son yıllarda sezgisellerin gelişmesiyle birlikte karma ya da çok ürünlü problemlere dikkate alınmakta. Bu problemlerde hemen hemen hepsinde bir matematiksel model görüyoruz ama matematiksel modelle optimal sonuca ulaşmak oldukça zor. Bu nedenle de matematiksel modelin yanı sıra bir metasezgisel de sezgisel çalışmalara rastlıyoruz. Burada literatürde genel olarak incelediğim çalışmaları görebilirsiniz. Dediğim gibi amaçların büyük kısmı toplam maliyet minimizasyonu ya da işte istasyon süresinin minimizasyonu, çalışan sayısının minimizasyonu gibi oluyor. Çalışmaların büyük kısmı düz hatları kullanıyor ve tek ürün tipini kullanıyor. En altta bizim dikkate aldığımız çalışma literatürdeki tüm çalışmadan farklı olarak düz hattı dikkate alırken çok ürünlü, çok işçili ve çok periyotlu bir demontaj hattı dengeleme problemini ele alıyor ve bunun için matematiksel model geliştirdik. Gel şunu geçeyim. Genel olarak problemi şu şekilde belirliyoruz. Biz Arçelik'in verilerini kullanarak ve onlarla görüşmeler yaparak bu projede çalışmaya devam ettiriyorduk. Şöyle ki diyelim ki Arçelik piyasadaki işte çamaşır makinelerini, buzdolabını, bulaşık makinesi gibi tüm ürünlerini piyasadan geri topluyor ve kendi depolarında saklıyorlar. Onlar ihtiyaçları dahilinde ara ara işte ürünleri çıkarıp demonte ediyorlar. Kullanılabilir parçaları kullanıyorlar ya da istemedikleri parçaları atıl hale getiriyorlar. Ama bunu daha düzenli bir hale getirmek için biz belirli varsayımlarda bulunduk. Şöyle dedik, bir yıl içinde işte 3'er aylık periyotlarda elimizde belli hedefler var. Diyelim işte birinci periyotta çamaşır makinesinden 1.000 adet demonte edilmesi isteniyor. İşte ikinci periyotta 1.500 adet demonte edilmesi isteniyor. Bu şekilde çok periyotlu bir dönem ele aldık.
Ve birden eme kadar farklı ürünlerimiz oldu. Çok ürünlü bir durum ele aldık. Burada her ürünün kendi hattı var. Diyelim işte birinci ürünümüz çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi kendi hattına demonte ediliyor. Buna göre geliştirilen modern sonucu işte birinci dönemde normal mesai ve fazla mesai dikkate alarak 1000 adet demonte etmek için çamaşır makinesi için işte 5 tane istasyon açılacak ve her istasyonda multi-man dediğimiz birden fazla işçinin çalışabileceğini varsaydık. Bunun gibi problemler bütünü oluşturduk. Buna göre de amaç fonksiyonumuzu belirledik. Bizim amacımız çalışmadaki toplam maliyetin minimize edilmesi. Şöyle ki dönemler arası bir talep oluştuğu için, diyelim işte birinci dönemde çamaşır makinesi için biz 5 istasyon açarak normal ve fazla mesaide bunun tamamını demonte ettiğimizi varsayıyoruz. İkinci dönemde 1500'e çıkacağı için yeni istasyon açmamız gerekecek. Bu şekilde dönemler arasında istasyon açma maliyeti ya da işte istasyon kapama maliyeti, buna bağlı olarak işçi işe almayı ve işten çıkarma maliyeti, yine normal ve fazla mesaide işçi çalıştırma maliyeti ve bunlarla birlikte şöyle ki diyelim ki ikinci dönemde 1500 adet demonte edecektim ama ben 1300 adet demonte ettim. 200 tanesini bir sonraki dönemde demonte etmeye bıraktım. Bu şekilde bir elde bulundurma maliyetini dikkate alarak toplam bir maliyet minimizasyonu amaçladık. Dediğim gibi genel amacımız istasyonlaşma kapama maliyetini minimize etmek, işçi işe alma, işten çıkarma ve fazla mesai maliyetini minimize etmek ve elde bulundurma maliyetini minimize etmekte. Modeli burada açarsam size gösterebilir miyim? Şu an ekranım görünüyor mu sizinle? Şekilde parametrelerimizi ve varsayımlarımızı belirledik. Değişkenlerimizi belirledik. Amaç fonksiyonumuzu belirleyip kısıtlarla beraber modeli çalıştırdık. Modeli GEMS matematiksel modelleme programı vasıtasıyla çalıştırdık. Çok büyük bir model olduğu için sadece küçük boyutlu örneklerde işe yarıyordu. Bu süreçte belirli varsayımlarımız var tabii ki. İşte ele aldığımız verilerin sabit ve deterministik olduğunu varsayıyoruz. Malzeme ve ekipmanlarla ilgili duraklamaları ihmal ediyoruz. Her ürün için kendi demontaj hattı olduğunu varsayıyoruz. Paralel hatlarda neden ürün sayılarıyla eşit oluyor. Her bir iş yalnızca bir işçi tarafından yapılıyor ve işçiler arasında bir kalifiye fark yok. Hepsi aynı özelliklere sahipler. Demontaj hattındaki tüm işler yerine getirilebilecek ve dönemsel olarak ne kadar yapılacağı belli. Yani parametrelerimiz de belli bunlar. Bunun yanı sıra normal mesai yanı sıra fazla mesai de yapılabilir. Bu varsayımlarla yola çıkarak modeli çalıştırdığımızda GEMS'e dediğim gibi çok küçük bir model için ancak çalışabiliyor. Biz 2 ürün ve 2 periyot olmak üzere küçük bir problem tasarladık. Burada işte ilk üründe 5 iş, ikinci üründe 7 iş var. Öncelik matrisleri bu şekilde. Bunu çalıştırdığımızda bunlar modelde geçen diyeyim işte işlerin işlem süreleri, dönemsel talepleri ve istasyon açma kapama maliyetleri, işçi işe alma çıkarma maliyetleri gibi parametre değerlerimizi belirledik. Buna göre bir işçi atama yaptık ve optimal sonucu bulduk. Şimdi bu çalışmanın ilk kısmıydı. Matematiksel modelin çalıştığını anladık. Yani modelimiz çalışıyor. Bundan sonra henüz devam eden kısımda da daha büyük problemler için bir sezgisel geliştiriyoruz. Şu an ben doktoramın bu kısmındayım. Burada da farklı başlangıç çözümlerini ve farklı çaprazlama operatörlerine dikkate alan genetik algoritma tabanlı 6 farklı sezgisel tasarlıyorum. Bunlarla beraber daha büyük problemler için, diyelim işte 6 ürün, 6 periyot gibi daha büyük problemler için de çözümler almayı planlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim.